3600 ek gösterge konusu da tabii dün gündeme gelen konulardan bir tanesiydi. 3600 ek gösterge, sözleşmeli personeller, ek zam. Memur ve memur emeklilerin gözü hükümetten gelecek habere çevrildi. Kendi açımızdan bir hazırlığımız var. Milyonlarca memurun emekli maaşı ve ikramiyesinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge için hükümet harekete geçti. Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanı ve beraberindeki heyet 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü. Biz diyoruz ki 3600 ek gösterge başta olmak üzere bütün göstergeleri masaya yatıracağız. Görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yer aldı. Vergi muafiyeti konusunda teşekkür ziyaretinde bulunan konfederasyon görüşmede 3600 ek göstergeyi de gündeme getirdi. Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul görüşmenin ayrıntılarını ulusal kanala anlattı. Yani olumsuz bir durum yok. Gayet olumlu şeyler var. Ek gösterge konusunda kendilerinin de hükümetin çalışmalarını tamamladığını belirten Tombul, kapsam konusunun da ayrıntılı ele alınacağını ifade etti. Kendi açımızdan bir hazırlığımız var. Hükümet tarafı da kendi hazırlıklarını yaptıklarını, toplu sözleşmenin başlangıç tarihinin 2022 yılı başı olması hesabıyla da Ocak ayı içerisinde beklentimiz toplantıya çağrılmamız. Sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi talebi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Somut bir açıklama şu anda yine gelmiş değil, 3600 ek gösterge gibi. Yalnız bizim talebimiz tam baştan beri belli. Biz kamuda iki tür istihdam istiyoruz. Birincisi kadro istihdam, diğerisi de işçi. Yani bu aradaki istihdam şekillerini önemsemiyoruz. O açıdan da biz diyoruz ki bu sözleşmeli personel uygulamasına son verelim. Cumhurbaşkanı ile konuşulan bir başka gündem maddesi ise memurlara verilecek ek zam oldu. Asgari ücretten verginin muaf olmasıyla birlikte sanki memurlara da bir zam gelmiş gibi bir algı var. 657 sayılı devlet memurları açısından baktığımız zaman aslında devlet memurlara AGİ ile mahsuplaşıldığı zaman çok bir vergi ödemeleri söz konusu değildi. O açıdan baktığımız zaman bu asgari geçit indirimindeki gelen muafiyet 657'li memurların bir kısmında çok düşük, yani bu ünvan, kadro, evli, bekar durumuna bağlı olarak değişmek şartıyla çok düşük artışlar söz konusu oldu.